Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Öncelikle bu gizemli sesim için hepinizden özür diliyorum. Kusura bakmayın, hastayım. Dün de aslında büyük bir heyecanla sizlere video çekmeye çalıştım. Sesim bu kadar bile çıkmadığı için video çekemedim, paylaşamadım sizlerle. Kusura bakmayın. İnsanın sesinin çıkmamasının çok kötü bir şey olduğunu böylece öğrenmiş olduk. Hemen isterseniz bir durumu değerlendirelim. Dün değil, ondan önceki gün, pazartesi günü itibariyle akşam saatlerinde YSK kararını açıkladı. Seçimlerin tekrar edileceğini söyledi, biliyorsunuz. Ve bu karar sonrasında da doların hızlı bir şekilde yukarıya gideceğini, hatta gün içinde 7 liraları bile test edebileceğini söylemiştik. Bir kere söylediğimizin arkasında sonuna kadar duralım. Görünen o ki dolar ve borsada sürekli olarak satış hakim sevgili dostlarım. Evet, borsadan ciddi bir çıkış oluyor ki şu sıralar 90.201 seviyesini görüyorum. Dün %2'nin üzerinde bir düşüş olmuştu. Bugün yine %1,5 civarında bir düşüş var borsada. Ve işin kötü tarafını söyleyeyim dostlarım. Buradan çıkan para başka bir yere gitmiyor. Yani bir faize yönlenmiyor ya da tekrar başka bir hisse senedine girmiyor. Direkt olarak çıkıyor, dolara giriyor. Bunu nereden anlıyoruz? Dolarda da aynı oranda yükselişler devam ediyor. Bakın 0,56'lık bir yükseliş var bugün. Onun öncesinde de %3,5 civarında bir yükseliş vardı. Aslında borsanın totaliyle doların totalini karşılaştırdığınız zaman neredeyse kafa kafaya denk geliyor. Yani borsanın düşüş oranıyla doların çıkış oranı birbirini destekliyor. Bu ne anlama geliyor sevgili dostlarım? Demek ki borsadan çıkan yabancılar direkt dolar alıyorlar ve ülkeden kaçmanın hesaplarını yapıyorlar. Peki bununla ilgili başka bir emare var mı? Bir bilgi var mı elimizde? Var. Son 4 ay içerisinde 10 milyar dolarlık bir carry trade söz konusu. Nedir carry trade? Onu da söyleyelim. Bir yabancının bir ülkeden kaçmasıdır. Yani o ülkenin para birimini terk edip dolara dönmesi ve aldığı doları da yurt dışındaki başka kaynaklara aktarmasıdır. Başka yatırım araçları olabilir bunlar. Başka bankalar olabilir. Başka faiz kanalları olabilir. Ama sonuç itibariyle o ülkenin enstrümanları değildir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. 10 milyar dolarlık bir yabancı yatırımcı Türkiye'de yatırım yapmak yerine bu parayı alıp belki çok daha düşük faizlerle ya da belki çok daha düşük getirilerle yurt dışında daha sağlam olan ülkelere kaçırdılar paralarını. Ve kaçış devam ediyor. Yani bu saydığımız 3-4 ay içerisinde olan çıkıştı. Biz önümüzdeki ay çok daha hızlı, çok daha yüklü çıkışlar görebiliriz. Neden? Bakın borsada dediğim gibi 90.000 seviyelerini görüyoruz. 90.095, biraz önce 90.200 demiştim size. Şimdi 90.095. Seansın sonuna yaklaşıyoruz aslında. Borsa kapanmak üzere ve satış baskısı biliyorsunuz borsanın kapanışına doğru daha da yoğunlaşır. Biz o yoğunluğu görüyoruz. Tabii bugün günlerden bir de Çarşamba sevgili dostlarım. Dolayısıyla çarşamba günü takas günü olduğu için, takasın son günü olduğu için daha doğrusu vade valöründe bugün borsada biraz daha hakim satışlar görebiliriz. Ha bu yarın satış olmayacak anlamına geliyor mu? Hayır, gelmiyor. Peki borsadan çıkan bu para nereye gidiyor? Dolara gidiyor. Genel itibariyle ne zaman gidiyor? Yabancı satışı ise aslında cuma gününü bile beklemiyor ama yabancı satışı değilse, yerli üzerinden yapılmış bir işlemse büyük ihtimalle cuma valörüyle bu satışlar gerçekleşiyor. Ve cuma günü biz daha yoğun bir dolar alımı görebiliriz yarına göre. Diyeceksiniz ki ya Selçuk zaten 6.18.48 olmuş dolar.
Bankalar arası piyasaya baktığımız zaman kotasyonlar iyiden iyiye açılmış. 6.15, 6.30 aralığında işlemler gerçekleşiyor. Nasıl olacak bu iş? Sevgili dostlarım, söylemiştik. Bu bir Pirus zaferi demiştik. Çok kısa söyleyeyim Pirus zaferinin ne olduğunu. Komutan Pirus bir ülkeye saldırıyor. Hükümdar Pirus bir ülkeye saldırıyor ve burayı almak için bütün ordusunu, bütün ülkesinin tüm varlıklarını feda ediyor. Ve bu fedakarlık sonrasında evet o ülkeyi ele geçiriyor, fethediyor, kazanıyor. Ama kazandığında geriye dönüp bakıyor ki elinde kendi ülkesi bile kalmamış. İşte onun için AK Parti'nin zafer olarak gördüğü bu gelişme, yani YSK'nın çok da hukuki temelleri olmayan kararı, aslına bakarsanız AK Parti için büyük bir Pirus zaferinden başka bir şey değil sevgili dostlarım. Şimdi sebeplerini size teker teker söyleyeceğim. En önemli sebebi bir kere ekonomik dengeler alt üst oluyor görüyorsunuz. Finans dünyası için konuşuyorum. Sadece finans için değil elbette. Finansın yan etkileri de var sevgili dostlarım. Bakın yabancı sermayenin güvenini kaybediyorsunuz. Yani tüketici güven endeksinde de düşüş oluyor. Dolardaki her yükseliş tüketici güvenindeki her düşüş anlamına geliyor. Bu da yabancıların artık Türkiye'yi daha az tercih edeceği anlamına geliyor. Diğer taraftan 300'lere gelen CDS'lerimiz tekrar 440 seviyesinin üzerine çıktı. Bugün biraz daha yükseldi. 450'leri zorluyoruz. Swap piyasasında artık kimse TL ile dolarını takas etmek istemiyor. Bakın bunlar hep bizim kayıplarımız sevgili dostlarım. Türkiye'nin seçim ortamından çıkmamış olması ekonomiyle ilgili çözüm üretmeyeceği olarak yorumlanıyor. Özellikle yabancı yatırımcılar tarafından ama sadece yabancı yatırımcılar tarafından değil, TÜSİAD tarafından da böyle algılanıyor. Bankalar tarafından da böyle algılanıyor. Ve dolayısıyla orada da bir sıkıntı var sevgili dostlarım. Aslında herkesin genel beklentisi Türkiye'nin artık seçim ortamından bir an önce çıkması, kendi gerçekleriyle yüzleşip bu gerçeklere bir takım formüller üretmesiydi. Üretebilecek mi? Hayır. Bu 2 ay yine seçime odaklanmış, ekonomiyi ikinci plana atmış bir hükümet politikasıyla karşı karşıya kalacağız. Reformist yaklaşımlar bekliyordu herkes sevgili dostlarım. Yeni reformlar bekliyordu. Neyle ilgili? Siyasetle ilgili değil elbet. Daha çok ekonomiyle ilgili yeni reformlar bekleniyordu. Eğer ki Türkiye ekonomiyle ilgili reformist adımlar atmazsa çok ciddi sıkıntılara gireceğini herkes söylüyor. Sadece Türkiye'de benim gibi ekonomistler değil, tüm dünya bunu söylüyor artık. IMF bunu söylüyor, Dünya Bankası bunu söylüyor, G20 ülkeleri bunu söylüyor. Yurt dışında danışmanlık yapan yabancı ekonomistler bunları söylüyor. Ama ne yazık ki biz ilk tercihimizi ekonomiden yana koymak yerine biz ilk tercihimizi her zaman olduğu gibi siyasetten ve kaybetmemekten yana koyduk. Neyi kaybetmemek? Pirus zaferini kaybetmemek. Diğer her şeyi kaybedebiliriz. Belki ülkedeki bütün konfor alanlarımızı kaybedebiliriz. Yurt dışındaki bütün prestijimizi kaybedebiliriz. Yarın öbür gün çok daha sıkıntılı günler yaşayabiliriz. Enflasyonist bir ortama girebiliriz. Faiz baskımız daha da artabilir. Bakın şu an itibariyle faiz %25,22 seviyesinde, tahvil faizlerinden bahsediyorum sevgili dostlarım. %17'den %26'ya gelmiş bir faiz. %9'luk bir yükseliş az buz bir şey değil. Kendi oransal yapısı içerisinde bakıldığı zaman %60'lık bir artışa denk geliyor. Yurt dışında CDS'ler 440 puanın üzerinde. Swap piyasasında artık kimse TL talep etmiyor. Türkiye'ye kimse yatırımcı olmuyor. Ekstradan Türkiye'deki bütün yatırımcılar kaçıyor. İşsizlik her geçen gün artıyor. Reel sektör darboğazı devam ediyor. Reel sektörün darboğazı ve kurdaki hareketler
finansal sektörü, bankacılık sistemini ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Ve totalde günün sonunda işte biz bütün bu kayıpları tek bir şey için yaşıyoruz. AK Parti'nin İstanbul Pirus zaferi için. Hayırlı uğurlu olsun sevgili dostlar. Bu videomun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sesim için kusura bakmayın. Yapacak bir şey yoktu. Ama en azından size böyle de olsa hitap edebildiğim için çok mutluyum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.